bağımsız projelere, israfa, savurganlığa, belli kesimlerin finansal açıdan beslenmesine kaynaklarımız yetmez oldu. Bu açığı kapatmak için gözünü ormanlık alanlarımıza dikenler çarelerden birisini odun üretimine bağladı. Sorulduğunda OGM gençleştirme ya da plantasyon adı altında bizi kandırmaya çalışıyor. OGM verilerine göre 2000'li yılların başında odun üretimi 8 milyon metreküp civarındayken 2020'li yıllara geldiğimizde 25 milyon metreküpe yaklaştı. Kesimlerin ülkenin entegre ağaç sanayisini desteklemek amaçlı yapıldığını biliyoruz. Bu miktarın önümüzdeki dönemlerde yıllık 50 milyon metreküpe çıkacağı ifade ediliyor. Biliyoruz ki Türkiye birim alanda en fazla odun üretimi yapan ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Yanlış politikaların sonucu kaynak arayışı çerçevesinde başvurulan çarelerden birisi olan odun üretimi amaçlı kesimlere dur deme zamanı geldi. Madenler, enerji tesisleri, plansız şehirleşme, hızlı yapılaşma ve bunlara eklenen odun üretimi sonucu artan ormansızlaşma bir yana, son dönemlerde söndürülemeyen yangınlar da ormanlarımızın hızla azalmasına neden oluyor. Su havzalarımız, suyumuz, havamız, biyoçeşitliğimiz. Bugün burada Orman Bakanı istifaya çağırıyor. Aynı zamanda OGM'yi odun üretimi amaçlı kesimlerini ve Sayıştay raporlarında belirtilen üstüne vasıfı olmayan faaliyetlerini durdurmaya, aynı raporda belirtilip yapması gerektiği halde yapmadığı faaliyetleri yerine getirmeye, asli görevi olan ağacı, ormanı her şeyden üstün tutmaya davet ediyor. Herkes görevini yapsın.